TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber. Evet, hafta içerisinde yapmış olduğumuz basın toplantısında bazı değişiklikleri zorunlu, bazı da performansa dayalı yapacağımızı söylemiştik. Bugün de bu şekilde karşılaşmaya başladık. 1-0'a kadar, 1-0'dan önce bile hatta 2-3 tane çok net pozisyonumuz vardı. Maalesef değerlendiremedik. Atmış olduğumuz birinci golden sonra ikinci golün, yani rakibin atmış olduğu ve beraberlik. Duran topta yapmış olduğumuz eşleşmede maalesef bireysel hata yaptık. Akabinde takımımızın vermiş olduğu ikinci devre birbirinden sonra reaksiyon gayet olumluydu. Yani yine birkaç tane pozisyona girdik. 2-1'i yakaladık duran toptan. Sonra da maalesef devreye 2-2 gitmek zorunda kaldık. Hakemin vermiş olduğu penaltı pozisyonu, ama penaltı pozisyonundan önce yaşanan orada bazı bize göre faul çalınması gereken pozisyonlar vardı, ama maalesef hakem ötürmedi. Yani belki de bu ligi bilen oyuncu sayısının çok az olması bizim için şu anda bir sıkıntı. Çünkü hakemle oynamayı bilen oyuncu grubu çok az. Yani bu oyunu sadece sahada topla değil, zaman zaman da hakemle de oynamanız gerekiyor. Ama maalesef bu oyunu oynayacak oyuncu sayımız az. İşte yabancıların Türkiye Ligi'ni bilmemesi. Ayrıca genç oyuncularımızın ligi bilmesi, yurt dışından gelen gurbetçilerimizin ligi bilmemesi. Bu bize zaman zaman pahalıya mal oldu. Bugün de çok net bir şekilde gözüktü. Yani söyleyecek aslında çok fazla bir şey bulamıyorum. Şöyle bulamıyorum. Oyuna bakıyorum, girilen pozisyona bakıyorum. O beni mutlu ediyor. Ama diğer taraftan kaçırılan pozisyonlar, yani bu kadar hangi takım pozisyona girip de bu kadar çok kaçırıyor açıkçası çok merak ediyorum. Diğer taraftan da yemiş olduğumuz goller, yani iki, özellikle 3-2'den sonra mecbur risk alacaksın 3-3'ü yakalayabilmek için. Ama tabii o şekilde de gol yemememiz gerekiyor, özellikle bu düzeyde. Yani rakibin bizi gezerek geçmesi çok hoş değil. Gerçekten çok söylediğim gibi iki duygu içerisinde olduğum bir karşılaşma oldu. Yani pozisyon anlamında, oyun anlamında çok kötü oynamayan ama diğer taraftan da çok basit goller yiyen bir takım olduk son 2-3 haftadır. Bunu bir an önce toparlayıp tekrar takım savunmasına önem vererekten, ama özellikle de takım disiplini, oyun disiplinine yapmamız gerekiyor. Çünkü zaman zaman da sadece savunma oyuncularının kötü gözükmesi onların savunmadaki doğru duruşu veyahut da performansından dolayı değil, diğer oyuncularımızın da doğru pozisyon almaması, ikili mücadelelere yeterince katkı sağlamamasından da kaynaklanıyor. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Ama bunu tabii içimizde konuşacağız, çözeceğiz. Ve tekrar takım ruh halini oluşturmamız gerekiyor bir an önce. Bunu da oluşturacağız. Söylediğim gibi üzücü bir gün oldu açıkçası sonuç olarak. Yok, yanlış giden bir şey yok, ama sezon içerisinde buna benzer süreçler hep yaşanıyor. Yani sadece bize has değil. Yani diğer takımlarda da var ligimizde bu süreci yaşayan. Ama önemli olan bu süreci bir an önce toparlayabilmek ve nedenini bulmak lazım. Ki o nedeni de ben çok iyi biliyorum. Yani neden olduğunu. O nedeni de ben çözeceğim. Anladım abi. Şimdi sen bizim girdiğimiz gol pozisyonunu saydınız mı? O zaman nasıl pozisyona giriyorsun? Gol şut atamıyorsunuz. Abi direkten dönen top var. Ondan sonra oyuncunun tam olarak vuramadığı var. Yani Yasin'in vuramadığı var, Tomana'nın vuramadığı var. Tolcay'ın iki tane net pozisyonu var. Yani
Ben size istiyorsanız pozisyonları tek tek sayayım yani. Sıkıntısı yok. Her şey olarak. Tabii sizler maçtan sonra sadece sonuç odaklı ve ona göre yorum yapıyorsunuz. Bu gayet sizin işiniz de bu. Bunu yani gayet bunu sizi anlayışla karşılıyorum ama hafta içerisinde siz yoktunuz ama diğer arkadaşlarım çoğu vardı. Menemen'in özellikle bu tür karşılaşmalarda daha başarılı olduğunu söyledik. Dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Yani Menemen Ankara Gücü'nü de yendi. Eyüp'ten de puan aldı. Bandırma'dan da puan aldı. Yani bu tür takımlar özellikle oynayan takımlar bu tür takımlara karşı eğer skoru biz ilk devre 2-3-0 yapmış olsaydık bugün başka şeyler konuşurduk. Yani o açıdan bireysel anlamda kalite tabii ki bizdeki oyuncularımızın geçmişi çok üst düzey oynayan oyuncularımız var. Bu bir gerçek. Süper Lig'de oynamış, bu ligde şampiyonluklar yaşamış oyuncu grubumuz var. Ama bunu önemli olan sahayı da aynı şekilde yansıtmamız gerekiyor zaman zaman. Ama şu anda söylediğim gibi yani ben özellikle geçen haftaki oyun için yani belki hafifletecek nedenlerimiz vardı. İşte zorunlu değişiklik, kırmızı kart, Fofana'nın var ya kaçırmış olduğu pozisyon bunlar bir hafifletici nedendi. Ama bugünkü mağlubiyetimize herhangi bir neden arayamayız. Bu nedeni içimizde aramamız lazım. Bu nedeni de bulacağız yani ve bunu çözmek zorundayız. Şu anda üzücü olanı yani tek galip gelmiş olsaydık bu yarın oynayacak Ümraniye Eyüp karşılaşmasının sonucu bizim 6. olmamızı belirleyecekti. Bu üzücü olanı. Ama onun haricinde şu anda kalkıp da panik yapmanın çok fazla bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Büyük camialar böyle günlerde belli olur. Eğer hedefi birlikte kovalayacaksak, eğer birlikte bu hedefe kilitleneceksek o zaman yani bugünlerde birbirimize sarılmamız, cami olarak birbirimizi desteklememiz lazım. Yoksa iyi giderken herkese yani o şeyle herkes kapılır gider. Ama söylediğim gibi yani lig içerisinde bu süreci herkes yaşıyor, her takım yaşıyor. Biz de bunu son iki haftadır maalesef yaşadık. Alışık olmadığımız da bir şey. Bu da bir gerçek. Çünkü iki hafta üst üste mağlup yani bugüne kadar olmadık. Bu da üzüyor. Çünkü geçen hafta 8 hafta sonra mağlup olmuştuk. Yani belirli bir alışkanlık haline geldiği zaman galibiyet çok güzel oluyor ama arada bir mağlup olduğunuz zaman da bu sefer çok üzüntü yaşıyorsunuz. Ama biz bir an önce tekrar ilk yani ilk 7-8 hafta ligin ikinci devrenin 7-8 haftasında oynadığımız oyunu oynamak zorundayız. Özellikle sonuç olaraktan. Yani oyun olaraktan şu anda çok kötü olduğunu söyleyemem. Pozisyon anlamında. Ama saha içerisinde düzeltmemiz gereken bazı şeyler var. Evet. Bunu kabul ediyorum ve düzelteceğiz. Sorusu olan Selçuk. Hocam her çıkan oyuncu yuvalandı. Takım ıslıklandı. Size de tepkiler vardı maç sonunda. Buradan bir daha nasıl ayağa kalkarız? Camia olarak. Buradan bir mesajınız olur mu? Yani şimdi şöyle ben bir kötü yani çok sezon çok olumlu bir şekilde başlamadı Samsunspor için. Yani geldiğimde de bunu söylemiştim ve bunu bir kısmını da bekliyordum daha doğrusu. Çünkü travma geçirmiş bir camiadan bahsediyoruz. Yani 70 puan toplayıp lige çıkamayıp yani avarajla çıkamayan bir camiadan bahsediyoruz. Yani bu travmayı atlatmak kolay değil. Yani o travmanın devamı biz geldikten sonra kısımda işte bir 5-6 haftalık iyi alınan sonuçlarla bir kırmıştık. Ama en ufak bir çalkantıda veyahut da sahadaki oyunum veyahut da skorum olumsuz olmasında maalesef herkes tekrar üzülerek yani söylemem gerekiyor. Tekrar ona dönüyor. Ya, tribünler tabii ki geliyorlar. İyi oynadığımız zaman bizi alkışlıyorlar. Kötü oynadığımız zaman da tabii ki bizi eleştirecekler. Bunu kabul etmek istiyoruz. Çünkü biz profesyoneliz. Bu işler oluyor. Bu işi yapıyorsan, nasıl alkışlanıyorsan bunlar da eğer bunu kabul etmek zorundasın. Ve bir an önce düzeltip o tribünlerle tekrar kucaklaşmamız gerekiyor. Sorusu olan? Yani ben şimdi şöyle yani tabii bununla ilgili yani cami olarak da belki biz zaman zaman şimdi böyle şeyler aslında söylemek istemiyorum. Çünkü söylediği zaman bunlar bahane olarak var ya algılanıyor ve ona göre yorumlanıyor. Yani en iyi sesleme onunla ilgili bir şey söyleme. Onun yorumunu sizler yapın. Başka var mı arkadaşlar? İkinci yarı 8 maç 5'inde puan kaybetti. Sizce birey
bireysel performansla, Mursa takım oyunuyla alakalı bir durum. Yani şimdi Selçuk, yediğimiz gollere bakılacak olursa, yani bugün yani kornerde eşleştiriyorsun, ne yapabilirsin? Penaltıya ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin yani? Buna bir şey yapma şansın yok yani. Ancak daha iyi çalışıp onu düzeltmemiz gerekiyor. Yani bireysel anlamda daha düzeltmemiz gerekiyor. Yani biraz önce söylediğim gibi maç 3-0, yani 1-0'dan önce 2-3-0 olması gerekiyordu. 2-1'den sonra skoru biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Yani özellikle de kenardan söyledim, yani 2-1'de 45. dakikaya yaklaşmıştık. Topu biraz daha takımda tutmamız gerektiğini, riskli orada bölge oynamamız gerektiğini. Yani o pozisyon öncesi onu söylemek istiyorum. Yani ligi bilmemek veyahut da bu ligin veya skora göre oynamamak bu çok önemli bir şey. Yani orada o 3 tane oyuncunun arasında topu alıp oynamaya yani çalışmak çok doğru bir şey değil. Yani bunlar yani siz teknik adam olarak buna yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Ancak oyuncularınızı bir dahaki sefere böyle yapmaması için bunları ancak gösterebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Bir de burada oyuncu profili de var yani. Ona da bakmak lazım. Yani elinizdeki oyuncu profili, yani daha çok mücadeleci bir oyuncu profiline mi sahipsiniz, yoksa oynayan bir oyuncu profiline mi sahipsiniz? Mücadele eden bir oyuncu profiline mi sahipsiniz? Yani buna da bakmak lazım. Şimdi ben elimdeki oynayan oyuncu grubuna sadece mücadele etmeyi idmanlarda bunu gösterebilirim ve bunu geliştirmeye çalışırım. Ama oyuncu sadece oynamaya odaklı bir bireysel olarak yeteneği varsa onu geliştirmek çok zor değil. Yani bunun örnekleri var saha içerisinde oynayan arkadaşlarımıza. Bunu söylememe gerek yok. Sizler de görüyorsunuz. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.